Şöyle yaklaşık bir aydır, bir aydan fazladır belki de hastanemizde bir sinek sorunu var. Yani hasta bekleme odalarından tutun, hasta odalarına kadar, yoğun bakımlardan işte hatta steril olması gereken ameliyathanelere kadar bir sinek mevcut, sinek sorunumuz var. Sinekler yani ciddi aslında bir hastalık bulaş etkenleridir. Yani parazit, virüs, bakteri gibi etkenleri bulaştırabilecek bir sorundur. Mesela bununla ilgili mesela yılda işte 700 binden fazla insan işte sinek kaynaklı bulaşıcı hastalığa yakalanıyor. Bunlardan işte 100 bini, 125 bini gibi bir büyük bir veriyle mesela insanlar yaşamlarını kaybediyorlar. Ya işte mesela sıtma gibi, sarı humma gibi, denk humması gibi bazı tedavisi olmayan hastalıkları da taşıyabiliyor bu sinekler. İşte zaman zaman hastanemizde mesela çalışanlar, hasta yakınları da hastalar kendileri sinek ilacı alıyor ya da sinek kovucu ilaç alıyor. Tabii bunların hiçbiri kökten bir çözüm değil. Bunlar yani geçici bir yaraya pansuman yapmak gibi bir durum geliştiriyor aslında gördüğümüz zaman. Bununla ilgili çalışanların şikayetleri vardı ve hastaların şikayetleri vardı. Biz de SES sendikası olarak sahaya indik, durumu tespit ettik. Bununla ilgili ilaçlama yapan ekipten bilgi aldık. İlaçlama yapan ekip sadece asansör boşluklarını, asansörleri ve yangın merdivenlerini ilaçlayabildiklerini söylediler. Çünkü kullandıkları ilaçlar insan sağlığına çok zararlı ilaçlar. Bu yüzden hastane, klinikler ya da odalar boşaltılmadan bir ilaçlama yapamıyorlar. Dolayısıyla bir çözüm üretilmiyor. Bunu halen bir çözüme kavuşmadığı için kamuoyuna duyurmak gereği duyduk. Bundan 4-5 sene önce de yaklaşık 4-5 sene önce de hastanemizde böyle bir sorun yaşanmış. Bu sorunun yaşanmasının sebebi eksi 7. katta bulunan boruların patlaması. Aslında bu da akla şunu getiriyor. İşte zamanında aslında hastanede malzeme demek ki kaliteli kullanılmamış ya da kullanılması gereken malzeme kullanılmamış, kontrol edilmemiş. Aklımıza bunu getiriyor. Tabii bunlar soru işareti, bilemiyoruz. Yani bunun şimdi değiştirilmesi çok ciddi, bunu değiştirmesi için hani bütün sistemin baştan bir değişmesi gerekiyor. Bütün sistemin de baştan değişmesi çok büyük bir maddi külfet gerektiriyor. Hani bunu ne kadar çözerler, nasıl çözerler bilemeyiz ama bu sorun baştan hani çözülmeden, kökten çözülmeden bir çözümü gelmeyecek. Mesela ameliyathane zaten steril olması gereken bir yer. Hani doktoru da hemşiresi de ameliyathaneye girdiği zaman her şeyle steril bir şekilde giriyor. Ancak mesela şöyle düşünün, hani ülkemizde çok özellikle İstanbul, özellikle hastanemiz çok kozmopolit bir yerde olan bir hastane ve sürekli turistik bölgenin olduğu bir yerde. Mesela sarı humma dediğimiz aslında işte denk humması dediğimiz hastalıklar aslında ülkemizde çok bulunmayan hastalıklar. Fakat turistlerin ya da yabancı insanların da beraberinde getirebildiği hastalıklar olabilir. Mesela atıyorum o sırada işte acil bir hasta geldi. Hastada işte denk humması mevcut ve biz bunu bilmiyoruz. Acil eksi ikinci katta. Ameliyathane eksi üçüncü katta. Bu sırada mesela bir sinek işte hastayı ısırdı ve kanını aldı. Aslında bulaşıcı bir hastalık. Ve bu sırada mesela havalandırma yoluyla ya da başka bir şekilde ameliyathaneye inebildi diyelim mesela. Ve bir hastanın yarası açık. Burayı ısırdığı zaman hani bu hastanın bu hastalıktan kurtulması imkansız artık. Çünkü zaten çözümü olmayan bir hastalık. Üstelik bu kadar savunmasızken bir sineğe yakalanması bunun için çok daha büyük bir risk, çok daha büyük bir sıkıntı ortaya çıkarır.